Evet, keyifli bir pazartesi sabahının 5 çeyreğinden hepinize selam olsun. Elimizde bir tane hurda tren rayından örse benzetilmeye çalışılmış bir şey var. Bunu geçenlerde bir tane Facebook grubunda gördüm arkadaşlar. Hobi olarak demircilik işleriyle uğraşan kamyoncu bir tane abimiz çıkma tren rayını örse haline getirmeye çalışmış. İşte tamamlamayı vakit ayıramadığı için satmaya karar vermiş. Çok makul bir fiyat yazmıştı. Ben de dayanamayıp satın aldım. Aranızda eğer bu videonun yabancı örneklerini izlemiş olanlar varsa konuya biraz hakimdir. Arkadaşlar tren rayları çeliktendir. Şekil itibariyle de mini örs yapmaya çok müsait bir malzemedir. Benim bir tane büyük örsüm var zaten ama o bahçede duruyor. İşi sadece bıçak yapım olarak düşünmeyin. Böyle küçük bir tane örsün elinizin altında olması atölyede çok fazla işinize yarayacaktır. Şurası rayın üst kısmı, burası alt kısmı. Zemine monte edilen parça burası yani. Şurada bir tane delik var. Bu delik keşke olmasaydı. O olmasaydı çok tatlı olacaktı da gene ziyanı yok yani. Bu normalde yandan baktığımızda şu şekilde gözüküyor. Üstünden tren geçtiği haliyle simüle edersek şu şekilde gözüküyor. Yapmaya çalışan abimiz önce yanlardan bir kesmiş. Alttan biraz yuvarlayıp örsün boynuzuna benzetmeye çalışmış. Şu yan kısımlardan da çok akrebi 15 milim kalınlığındaki şu kısmını gerçekleştirmiş. Örslerin normalde şu kısmında bir tane delik olur. Onu da aynı şekilde delmiş. Onun dışında haricen bir işlem yapmamış. Yani işin tabiri caizse hamallığı olan kısmı halledilmiş. Birazdan beraber sanayiye gideceğiz. Amcamların dükkanına uğrayacağım. Önce frezede şu örsün yüzey kısmını bir taramam lazım. Ondan sonra da ince şekillendirmeye devam edebiliriz. Ya gönlümden geçen aslında bir gün bunlardan bir tane hamray halde alıp şu kesim kısmını sizlere göstermekte. Olay çok spontane gelişti. Bu videoyu çekmeye de yaklaşık yarım saat önce karar verdim zaten. Hani izlemiş olacağım aşamaları göstereyim. Yapmayı düşünen arkadaşlar varsa içinizde belki bir fikir verir. Ufak da olsa bir faydası olur diye düşündüm. Allah arkada ırs tıngır mıngır gidiyoruz. Evet, burası garanti otomotiv. Benim çocukluğumun geçtiği dükkan. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sema benim amcamın oğlu. Abim kalıpçıdır. Burada görmüş olduğunuz dükkanın tüm kalıp imalatlarını kendisi yapıyor. Şurada büyük hidrolik preslerimiz var. VIP minibüslerin arkadaşlar. Çek yatlarının metal aksamları basılıyor. Burada da şu anda CNC çalışıyor. Bakın takımı değiştirecek. Kaptı onu. Hop. Yerine koyuverdi. CNC dolu. Freze boş mu? Aynen. Tamamdır abi. Eyvallah abi, sağ ol. Hayırlı işler. Turan abi kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Ufak bir projem var da müsaadeniz varsa frezeyi kullanacağım. Tamam, her zaman. Teşekkürler abi, sağ ol. Teşekkür ettim. Bu bir freze arkadaşlar. Dikey işleme yapmaya yarar. Nerede bu? Önce tarama yapacağız. Valla ben bu makineyi kullanmaya çok karambole biliyorum arkadaşlar. Aramızda eğer kalıpçı varsa, frezeci falan bu videoyu izleyen gözleri kanayabilir. Mengenede çapak falan kalmasın, o önemli. Şu mengeneye bir sıktıralım bakalım. Yüzey paralel dursun. Bakın babam böyle bir şey yapardı. Herhalde yeterli olur. Ah. Titremesin de iyice sıkalım. Şimdi şu örsün boynuz tarafını daha düzgün yapmak için şuradan 5 milim kadar gireceğim. Burada bir kod farkı meydana getireceğim. Onun için takribi şuradan bir yerden bir işaretleyelim bakalım. Şu tarafı komple bir alt seviyeye indireceğim. Evet, frezeden söktüm. Üst yüzey gayet temiz çıkarttık arkadaşlar. Yani benim kabiliyetim de bu kadar oldu. Buraya fazla titizlenmedim. Gerek yok çünkü orayı zaten yuvarlayacağımız için buraya tekrar müdahale edeceğiz. Şimdi Sema abi sağ olsun beni kırmadı.
Şu ortadaki yuvayı doldurmak için bir tane pul ayarladı. Burayı kaynatıp dolduracağız. Bu sayede burası yekpare gözükecek. Yerini ayarlamaya çalışıyor. Tekrar atölyeme geri döndüm. Şimdi şuradaki deliği büyüttük. Daha büyük bir deliğin daha kullanışlı olacağına karar verdim. Daha sonra çeliğin yüzeyini bir zımparada temizledik. Şimdi sıra en zor kısımda. Şu boyunuz olan kısmı yanlardan yuvarlayarak tam iki taraftan simetrik bir hale getirmek. Şu ortadaki deliği tabii kaynatarak doldurduk. Oranın da bir spiral motorla taşlanması lazım ki şu orta kısımdaki delik komple kaybolsun. Spiral motorumuza bir tane kalın taş taktık. Şu boyunuzu yaparak başlayalım bakalım. Hayatımın geri kalanında bir daha spiral sesi duymak istemiyorum arkadaşlar. Sağ kulağım iptal şu anda. Ama hiç de fena olmadı. Yani şunla bitirdiğimizi varsayarsak beklediğimden iyi oldu. Bant zımparada şu yan tarafı bir temizliğini yapacağız. İşte genel bir zımparasını geçip boyayı hazırlayacağız. Elde E ile şu köşe kısımların simetri hatasını düzelteceğim. Oraya motorla giremedim. Elimin tersine geldiği için şu tarafı düz bir şekilde almayı başaramıyorum. Şimdi size bunun yöntemini göstereceğim. Bakın E olur, testere olur, iskarpel olur. Bu tür ileri geri istikamette kullandığımız aletlere dümdüz çıkartmanın çok basit bir yöntemi vardır. Bir tane takozu alırsanız tam düz istikamette parça üzerine sıkarsanız bu şekilde sıktık ya. Bir hiza istikameti kontrol edelim. Heh, oldu. Takozumuzu yerine sıktıktan sonra kullanmış olduğumuz aleti takoza dayayarak aşağı doğru bastırırız. Bu sayede kullandığımız alet şu takozun hizalanmış olduğu seviyeye geçemez. Yüzey dümdüz şekilde tesviye edilmiş olur. Gördünüz mü? Tesviye kısmı bitti artık. Bakın bahsettiğim tekniği uygulayınca kenarlar ne kadar da muntazam şekilde çıktı. Oh, evet artık sıra çizikleri gidermekte. Örsümüzün ufak tefek görsel kusurlarını düzelttikten sonra kullanıma hazır hale gelecek. Normalde şu boynuz kısmının temizliğini vibrasyonlu zımparayla yapmayı düşünüyordum ama elimde mop keçi olduğu sonra aklıma geldi. Valla beklediğimden de iyi bir sonuç oldu. Örsün masaya bağlanabilmesi için şu köşe kısımlara 4 tane montaj deliği deleyeceğim. Delik deleceğimiz yerleri bir işaretleyelim.
Son olarak şuradaki pasta kısımları da bir temizleyelim. Ondan sonra örsümüzün şu alt kısmı boyaya hazır hale gelecek. Onun için de şöyle bir şey kullanıyoruz. Bu matkap ucuna takılan bir tel fırça. Temizleyebildiğimiz kadar pasta temizledik. Bu konuda gaz yağı çok başarılı. Ucuz hem de bulması kolay. Zaten WD-40 diye bildiğimiz malzemenin de temel bileşeni gaz yağıdır arkadaşlar. Evet, mümkün mertebe parçayı temizledim arkadaşlar. Gaz yağını sildirebildiğim kadar sildirdim. Gözüme çarpan her bir çapığı, her bir toz zerresini aldım. Artık örsümüzü boyaya hazırlayabiliriz. Örsün şu üst tabla ve boynuz kısmını boyamayacağım. O yüzden orayı kağıt bantla maskeliyorum. Üst tarafa maskelemeyi yaptık. Şimdi örsümüze bel altı temizlik boyası atacağız. En keyifli an. Saat kurusun. Ondan sonra maskelediğimiz bandı sökeceğiz ve örsümüz bitmiş olacak. Şu bantları artık sökebiliriz. Boya kurudu. Çok tatlı oldu ya. Buradan bakınca da aynı benim kanalın logosu gibi oldu. Atölyeye bir tane lazım aslında. Ben bunu muhtemelen kullanmaya kıyamam ama gene de bunlardan birine sahip olmak güzel. Düşünsenize ya, şunun üstünden bir zamanlar tren geçiyormuş. Biz bunu ne hale getirdik. Evet, uzun uğraşların sonucunda kamyoncu abimizin tamamlayamadığı örsü bitirdik. İşte birine niyet birine kısmet. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tür içeriklerin gelmeye devam etmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.